Merhaba, MasterChef'ten gelenlere selam olsun. Bugün sizlere MasterChef'teki şeflerin tam istediği gibi kazan dibi nasıl yapılır, bunun tarifini göstereceğim. Hadi hemen tarife geçelim o zaman. Tarifimiz için 1 litre sütü tencereye ekleyelim. Sandığınız kadar zor bir tatlı değil, oldukça kolay ve lezzetli bir tatlı. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Yaparken verdiğim püf noktalarına dikkat edin lütfen. Sütü ekledikten sonra şimdi 1 çay bardağı pirinç unu ekleyelim. 1 çay bardağı nişasta ekleyelim. Çay bardakları klasik çay bardağı. Ocağın altı yanıyor şu an. Güzelce karıştıralım. Sürekli karıştıracağız bu tatlımızı. Karıştırmazsak topak topak olur ve dibi tutar. Güzel olmaz. Şu an tatlının altı orta ateşte yanıyor. Tatlı koyulaşmaya başlayınca ocağın altını kısarak kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirmeye devam edelim. Muhallebimiz pişerken tatlıyı dökeceğimiz tepsimizi hazırlamaya başlayalım. Tatlının daha güzel karamelize olması için, daha parlak olması için bu işlemi yapmamız gerekiyor. Tepsiye bir miktar pudra şekerini serpiştirelim. Bu kadar pudra şekeri yeterli. Şimdi ocağın altını açalım ve pudra şekerini eritmeye başlayalım. Şekeri eritirken de tepsiyi aynı yerde bekletmeyin. Sürekli döndürerek şekerin erimesini sağlayın. Bir yandan da muhallebimizi yapmaya devam edelim. Muhallebimiz biraz koyulaşmaya başladı. İçerisine 1 su bardağı şeker ekleyelim. Çok tatlı seviyorsanız şeker miktarını arttırabilirsiniz. Muhallebimiz oldu. Oldukça koyulaştı. Şimdi içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyelim. Güzelce karıştıralım ve altını kapatalım. Muhallebinin cıvık kalmamasına dikkat edin lütfen. Oldukça koyu olması gerekiyor. Pudra şekerleri de eridi, karamelize oldular. Şimdi üzerlerine pişirmiş olduğumuz muhallebiden bir miktar ekleyelim. Bir miktar muhallebi ekledikten sonra ocağın altını yakalım. Muhallebimizi tekrar pişirmeye başlayalım. Şu an ocağın altı yüksek ateşte. Tepsiyi sürekli döndürerek ve muhallebiyi karıştırarak alt kısımlarını sıyırmadan üstünden yavaş yavaş karıştırarak muhallebiyi hafif yakıyorum. Tepsiyi döndürerek tepsinin dibi tutana kadar pişirmeye devam edelim. Bu esnada dikkat edin lütfen çok fazla yakmayın. Sadece karamelize olması yeterli. Renginin değişmesi yeterli. Yakarsanız eğer acı bir tat olur ve güzel olmaz. Verdiğim püf noktalarına dikkat edelim lütfen. Fazla yakmayalım muhallebiyi. Kazan dibi tatlımızın dibi hazır. Şimdi üzerine dökmek için muhallebimizi bir çırpıcı yardımıyla en az 3 dakika güzelce yüksek devirde çırpalım ve tepsimize dökelim. Muhallebimizi tepsiye dökerken her tarafına eşit gelecek şekilde dökmeye dikkat edelim.
Tatlıyı tepsinin her tarafına eşit şekilde, düzgün bir şekilde yayalım. Oda ısısında soğuduktan sonra buzdolabında en az 5-6 saat bekletelim. Aslında vaktiniz varsa bir gün bekletirseniz daha güzel olur. Eğer vaktiniz yoksa 5-6 saat dinlenmesi yeterli. Tatlımız 6 saat buzdolabında güzelce soğudu. Şimdi istediğimiz şekilde dilimleyerek servis edebiliriz. Bir spatula yardımı ile altından bastırarak, yani tepsinin alt kısmını kazıyarak çıkartalım. Bir kez daha gösteriyorum tatlının ne kadar kolay çıktığını. Tatlımız şahane oldu. Bu tatlıyı mutlaka deneyin. Tarifimi denerseniz lütfen benimle paylaşmayı unutmayın. Daha çok tarif paylaşabilmem için kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.